İbrahim Tatlıses öz torununa neden dava açtı? Hande Erçel'le Hakan Sabancı dünya basınına nasıl poz verdi? Ve Show TV'nin merakla beklenen dizisi Maviye Sürgün'den yeni görüntüler izliyoruz. Son dedikodular, sürpriz iddialar, renkli defileler ve merak uyandıran tanıtımlar. İşte ünlülerin renkli dünyasından son haberler. Ünlü isimleri buluşturan bir defileye uzanıyoruz. Pınar Altuğ defileyi izlemeye gelen isimlerden. Moda zevklerini konuşurken en sevmediği rengi öğreniyoruz. Bir tek mavi giymem. Mavinin hiçbir tonu hiç sevmem. Turkuazdan iyicene nefret ederim. Ama taşımayı sevmem. Hiç sevmem hem de. Mavili hiçbir şey giymiyorum. Özellikle iş birliklerinde eğer bir kurumsal renk varsa elbette ki kırmıyorum. Ama çok zorlanıyorum çünkü gardıropta mavi yok. Mavi sevmeyen Pınar Altuğ'dan siyah beyaz Begüm Kütüğün yanına gidiyoruz. En son dediğimiz siyah siyah. Bak beyaz giydim geldi bu defa. Geldi nihayet geldi. Tatil planlarını soruyoruz. Yine Bodrum'a gitmeye hazırlanan Begüm Kütük, Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına değinmeden edemiyor. Gün sonunda pahalı, yani 600 liraya lahmacun bana pahalı geliyor. O yüzden de ben gayet nazik dedim ki ona hani o parayı veren yeğen düşünsün dedim. Şimdi bütün arkadaşlarım diyor ki lahmacun yapmayı öğrendiysen sana geleceğiz yazın. Özge Ulusoy'la beraberiz. Hakkında sürekli çıkan estetik haberleriyle artık eğlenmeye başlamış. Ben yaptırdığım şeyleri hiçbir zaman saklamadığım için medikal estetikten de faydalanıyorum. Hatta önceki sene burun estetiği de oldum. Bunu da paylaştım gayet güzel. Çünkü doktor tavsiyesi alıyorlar benden. Ben böyle severim paylaşmayı. Burcu Esmersoy'u sonunda İstanbul'u görebiliyor olmanın keyfini yaşarken yakalıyoruz. Gezemediği ülkeler var hala. Bir gün Nazım Bey'le gezme fırsatı bulur mu oraları? Benim eşim de benim gibi işkolik olduğu için yani eğer böyle bir sürpriz yaparsa gerçekten çok büyük bir jest yapmış olur. Onun için yani ona da hiç böyle bir yükümlülük vermek istemem. İkimizin de böyle çok nasıl diyeyim yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Uzun bir ömrümüz var Allah izin verirse her yere gideriz yani. Eylül ayında İtalya'da lüks bir otelde evlenmeye hazırlanıyor Nazım Akmandil'le. Çok şanslı hissediyor kendisini Burcu Esmersoy bu oteli ayarlayabildiği için. Bana Nazım evlenme teklif ettiği gün zaten orada nikahımızı yani düğünümüzü yaptı. Evet. Orası böyle dünyadaki pek çok çiftin hayalinde olan bir otel aslında. Çok güzel bir yer çünkü. Ya biz o gün sorduğumuzda yani geçen sene Temmuz ayı falan da herhalde büyük bir ihtimalle sorduğumuzda bir sene doluyuz demişlerdi. Biz de o günden bir rezervasyon yaptı yani yaptırdık diyelim. Kabul ettiler sağ olsunlar. Eylül'ün ilk haftası bekliyoruz. Hazırız biz bekliyoruz. Geçiyoruz defileye. Renkli tasarımlar podyuma çıkıyor ve cıvıl cıvıl renkler göz alıcı. İbrahim Tatlıses hayranlarına bir sürpriz yaptı ve Gözleri Bela Kız isimli yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Gamzesinin şukuruna düşmüşe, kara kız. Gözlerine baka baka ölmüşe, kara kız. Tek başıma oturmuşam içmişe, kara kız. Şu İzmir'den bir tek seni seçmişe, kara kız. Klipte İbrahim Tatlıses'e Ceylan, Yudum ve Günel de eşlik etti. Telefonun başındayım geç kalma. İbrahim Tatlıses'le ilgili bir gelişme daha var. O da İbo'nun torunuyla oturduğu ev yüzünden mahkemelik olması. İbrahim Tatlıses, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlı'ya dava açtı. Mert Tatlı, İbo'nun bir süredir küs olduğu Ahmet Tatlı'nın oğlu. İbrahim Tatlıses'in torununa açtığı davanın dilekçesinde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtağ'ın bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlı tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir ibaresine yer verildi. Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Anfar Galası'na katıldı. Bekir Ömer!
Hakan Sabancı ve Hande Erçel tüm şıklıklarıyla dünya basınına böyle poz verdi. Sonrasında Hande Erçel'in tekli poz vermesi sırasında Hakan Sabancı böyle bekledi. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın uyumu da gözlerden kaçmadı. Oyuncu Hazar Ergüçlü, müzisyen sevgilisi Kutay Soyucak'la ilişkisini sosyal medyada bu fotoğrafla ilan etti. Hazar Ergüçlü'nün takipçileri Kutay Soyucak'ı dünya ünlü futbolcu Lionel Messi'ye benzetti. Masar Alanson'un eşi Biricik Sude'nin bir süredir ağırlık kaldırdığı spor videoları dikkat çekiyordu. Biricik Sude'nin son paylaşımındaki kaslı görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Maviye Sürgün'ün yeni tanıtımı yayınlandı. Sana borçluyum hayatımı. Başkası olsa yapmaz da. Defne, kimsin sen? Başrollerinde Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altınoran yer aldığı Marmaris'e çekilen Maviye Sürgün, bir SAT komandosunun hayatını kurtardığı kızla başlayan hikayesini konu ediyor. Kaderime bak ya. Yani annem öldü ve biz bu adamla kaldık. Ablamın senesi de olmadı. Eve kapandı, o kız da çocuklarından bile utanmıyor. Eşini yeni kaybetmiş, duygusal boşlukları olan bir adamsın. Defne'ye gözün gibi bak. Hocumun içindesin. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Ozan da sen de bizden bir şey saklıyorsun. Maviye Sürgün yakında Show TV'de başlıyor. Bir tarafta Ozan Adar, bir tarafta SAT komandı. Düşmanlardan düşman mı yani? Abi, Allah aşkına durdurken aşıklar alınma ya. Korkuyorum. Eğer hayatımda olmamı istemezsen gitti. Gidelim.